Türkmenistan'da alışverişler maaş alındığında ödeme yapılacak şekilde vadeli olarak yapılıyor. Bu noktada maaş alınan günlerde, mesela ay başlarında fiyatlardaki farklılıkların sebep olduğu belirsizlikler aktif hasit kılar mı? Bu sualde de anlaşılacağı üzere Türkmenistan'dan bizi seyreden, bizi takip eden kardeşlerimiz var. Çünkü bazen hafta sonları bu kardeşlerimizden rastladığımız zaman özellikle Türkmenistan'dan çok selamlar olduğunu ifade ediyorlar. Hem de bu vesileyle de onlara buradan selamlarını da aldığımızı ifade edelim. Onlara da buradan selam edelim inşallah. Gelelim sualin cevabına. Vadeli alışverişlerde yani malı alıyorsun ancak ödemen gereken satın bedelini belli bir tarihte ödüyorsun. Bu vadenin malum olması, belirgin olması gerekir. Eğer vade zamanı meçhul olursa, taraflar açısından bilinmeyecek bir zaman dilimi olursa bu alışverişi Hanefi fıkhına göre fasit eder ve fasit akit eşittir faizdir. Peki bu vadenin meçhul olmasından anlamamız gereken nedir? Yani bu meçhuliyet, bu bilinmemezlik ne ile alakalıdır? Taraflar arasında teslim ve tesellüm yani paranın ödeme zamanı geldi ya da gelmedi. Bu aralarında önü alınamayacak bir tartışmaya sebebiyet veriyorsa ve akitteki bu boşluk her iki tarafa da eşit miktarda hak veriyorsa yani her iki taraf için akit referans oluyorsa böylesi bir meçhuliyet, böylesi bir belirsizlik elbette akdi fasit edecektir. Ama kardeşimizin ifadesinden anladığımız orada bir örf var, oturmuş bir örf var. Vadeli satışlarda maaş ödendiği zaman veriliyor ve maaşın ödenmesi 1 veya 5 gün, 3 gün işte bir takdim tehir olabiliyor. Bu kadarlık bir meçhuliyet var ama gerek esnaflar arasında, gerek o malı satan ve alan kişiler arasında bu kadar gitgeller müsamahayla karşılanıyor. Ve bu bir örf halini almışsa o zaman burada bir belirsizlik var ama bu belirsizlik nizaya sebebiyet veren bir belirsizliktir diyemeyiz. O zaman bu belirsizlik mutlak manada akdi fasit eder demek de elbette doğru değildir. Burada zaten o oynayacağı rakamlardan hani örneğin işte 1 ile 5 arasında oynuyor. En uzak bir vadeyi kabul ederiz. Yani 5'i deriz. Erken verilmesi durumunda bir sıkıntı olmayacaktır. Bu tarzda bir muamele yapılıyorsa dediğimiz gibi örfü olması hasebiyle bu fıkhen caiz olur. Peki hocam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.